Merhaba sevgili izleyenler. Temel Klasik Gitar Eğitimi dersimize hoş geldiniz. Bugün konuşacağımız konular gitarı doğru tutuş, sağ el ve sol elimizi doğru kullanma ve doğru bir teknikte gitardan ses çıkarma üzerine olacak. Bu ana konular üzerinde konuşacağız. Dilerseniz hemen uygulamayla başlayalım dersimize. Öncelikle gitarımızı sağ dizimize şu bombeli bölgeden oturtuyoruz. Bunu yaptıktan sonra gitarın sapının aşağı doğru bakmaması çok önemli. Paralel ya da biraz yukarı doğru olması lazım. Yukarı doğru olabilmesi için de gitarın arka bölümünü biraz aşağıya doğru eğimli olarak tutmak sapı biraz daha yukarı doğru otomatik olarak kaldıracaktır. Bu çok daha sağlıklı bir tutuş şekli. Ardından sağ elimizi nasıl kullandığımızla ilgili konuşalım. Dirseğimizin şu sınır bölgesini gitarın bu uç bölgesinden kavrayarak koyuyorum. Ve ardından elimi gitarın ses deliği dediğimiz şu yuvarlak bölgenin önüne getiriyorum. Ellerimi koydum. Bunu yaptıktan sonra sağ elimi nasıl kullanacağımla ilgili bazı uygulamalar göstereceğim. Ama öncelikle sağ el parmaklarımızı hep birlikte tanıyalım. Çünkü klasik gitarda sağ el parmaklarımıza verdiğimiz birer isim var. Bu isimler baş parmağımıza P, işaret parmağımıza I, orta parmağımız M ve yüzük parmağımız A şeklinde. Tekrar edelim hep birlikte. P, I, M, A. Bir pima gibi aklınızda kalabilir. Bir kedi köpek ismi gibi aklınızda kalabilir. Bu P, I, M, A parmaklarından başta kullanacağımız en temel iki parmak I ve M parmakları. Gitardan da ses çıkartırken kullandığımız en temel iki parmağımız bunlar. I ve M, yani işaret parmağı ve orta parmak. Gitarı sağ dizimize yerleştirdik. Dirseğimizi gitarın uç tarafından koyduk ve elimizi ses deliğinin üzerine getirdik demiştik. Baş parmağıma 6. tele koyuyorum. Buradan dayanak alacağım. Kullanmak için değil, sadece buraya yaslıyorum parmağımı, baş parmağımı. Ve İ parmağımı gitarın birinci teline, yani en alt teline koyuyorum. Biraz kameraya doğru yaklaştıracağım. Bunu yaptıktan sonra parmağımı çekip arkadaki tele yaslıyorum. Tekrar yapacağım. Teli çektikten sonra arkadaki tele yaslayarak biten bir hareket yapmamız çok çok önemli. Parmağımız teli çekme hareketini yaptıktan sonra bir arkadaki tele dayanarak, oraya yaslanarak hareketini bitirecek. Bunun aynısını M parmağımızla da yapalım. Şimdi M parmağıyla yapıyorum. Teli çekiyorum ve arkaya yaslıyorum. Bunu da yaptıktan sonra İ, M şeklinde düzenli ve arka arkaya bir çalım gerçekleştireceğim sağ elde. Çok yavaş bir şekilde yapıyorum. Hep birlikte izleyelim. Önce İ, ardından M, tekrar İ, M. Her iki parmağımın da teli çektikten sonra arkadaki tele yaslanarak bittiğinden emin olarak yapıyorum bu hareketimi. Böylelikle gitardan temel ses çıkartmayı öğrenmiş olduk. Hemen sol elimizden bahsedelim. Gitar sapına baktığımızda, klavyesine baktığımızda ince uzun demirler görmektesiniz. Bu demirlere fret ismini veriyoruz. Ve fretler arasında kalan her bir bölgeye de perde ismini veriyoruz. Dolayısıyla gitar perdeli bir enstrüman. Ortalama 19 tane perde vardır bir gitarda. Bizim kullanacağımız temel perdelerimiz ilk 4 perde. Keza sol el parmaklarımızdan 1, 2, 3 ve 4. parmağımızda bu perdeler üzerine denk gelecek. Birinci perdeye her zaman 1 basacak. 2'ye 2, 3'e 3, 4'e de 4. Parmaklarımızın sap üzerinde dağılımı bu şekildedir. Birinci perdeye 1, ikinci perdeye 2, 3'e 3, 4'e 4. Bu parmaklar birbirlerinin perdelerine basmayacak ve her parmak mutlaka kendi perdesi üzerinde görev yapacak. Perdeli bir enstrüman dedik. 6 telden oluşuyor dedik. Şu an uygulama yapacağımız telimiz birinci tel. Yani birinci perdenin en alttaki birinci teline birinci parmağımızı koyuyoruz. İkinci parmağımızı da hemen yanındaki yine birinci tel üzerinden ikinci perde üzerine koyuyoruz.
Üçüncü parmağımızı hemen yanındaki birinci tel üzerinden üçüncü perde üzerine koyuyoruz. Ve dördüncü parmağımızı da dördüncü perde üzerine koyuyoruz. Böylece elimizin gitar perdesi üzerindeki konumlanışını görmüş olduk. Önemli bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Baş parmağımız, bakın, hiçbir zaman perdenin dışına çıkmamalıdır. Yani buradan şu an benim baş parmağımı gördüğünüz için ben yanlış bir tutuştayım demektir. Baş parmağımı aşağıya doğru indiriyorum. Gitar sapının tam ortasına gelecek şekilde parmağımı konumlandırıyorum. Ve daha sonra parmaklarımı perdelerimin üzerine koyuyorum. İlk etapta belki bunu yapmakta zorlanabilirsiniz. Parmaklarınız çok rahat açılmayabilir. Normal, bu uygulamayı yaptıkça sol eliniz daha da rahatlayacaktır. Öncelikle birinci parmağımızı birinci telin birinci perdesine koyarak ve tele parmağımızın ucuyla baskı yaparak, basarak başlayalım. Burada perdeye uyguladığımız baskı sağ elimizle teli çekip arkadaki tele yaslayarak yaptığımız hareketle birleştiğinde bize istediğimiz sesi verecek. Daha rahat olmak için birinci parmağımı kaldırıp ikinci parmağımı ikinci perdeye koyuyorum. Ardından üçüncü parmağımı üçüncü perdeye koyuyorum. Ve dördüncü parmağımı dördüncü perdeye koyuyorum. Bunu sırayla ve arka arkaya yapalım şimdi. Bunu yaparken sağ elde dikkat etmemiz gereken parmak tekrarı yapmamamız gerekiyor. Yani üst üste I ya da üst üste M yapmayacağız. En önemli kurallarımızdan biri bu. Sürekli parmak değişikliği olacak. Mesela birinci parmağımı çaldığımda ben I parmağıyla başladıysam, ikinci parmağımı koyduğumda M parmağıyla devam etmeliyim. Üçüncü parmağımı koyduğumda tekrar I ve dördüncü parmağımı koyduğumda da M parmağıyla devam ediyorum. Dolayısıyla ilk tel üzerinde 1, 2, 3, 4 hareketi yapmış olduk. Aynısını ikinci telde deneyelim. Bir üst tele çıkıyorum. 1 ile birinci perdeye basıyorum. Ardından ikinci parmak yanına. Ardından 3 ve ardından 4. Haydi bir üst telde daha deneyelim. Üçüncü tele çıktım. 1, 2, 3 ve 4. Neyi hatırlayacağız bunu yaparken? İ-M, yani üst üste İ ya da üst üste M değil, sırayla İ ve M yapmayı hatırlayacağız. Parmak tekrarı yapmayacağız. Sol elimizde de baş parmağımızı yukarı çıkartmayacağız. Bu kuralı her zaman hatırlatmamız lazım. Parmaklarımız perde üzerindeyken avucumuzun şu bölgesinde her zaman bir boşluk olması lazım. Elimizle de perdeyi, gitarın perdesini şu şekilde tutmayacağız hiçbir zaman. Her zaman boşluk olacak. Bunlara dikkat edersek gitar eğitimine çok sağlıklı bir yoldan başlamış oluruz. Şimdilik teknik anlamda doğru tutuş, doğru ses çıkarma ve sağ el ve sol elimizi doğru kullanma anlamında ilk dersimizi gerçekleştirmiş olduk. Diğer derslerde tekrar görüşmek dileğiyle.